Şimdi kameralarımızı İstanbul'un en gözde semtlerinden Cihangir'e çeviriyoruz. Bergüzar Korel sahibi olduğu kafede ünlü şarkıcı Cenk Eren'i ağırladı. İki ünlü isim bir araya gelince ortaya kahkahası bol bir sohbet çıktı. Ve bir gece. Tekrar bir aradayız. Seyirci kadar biz de heyecanlıyız. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 11 yıl sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçiyor. Hatta yarın ilk sahnemi çekeceğim. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le neden ikinci kez dizi çekmek istemedi? Halit'in işi belliydi zaten. Ben uzun süre direndim. Cenk Eren ve Bergüzar Korel nasıl rakip oldu? Umarım Cenk alır yani. Olur mu öyle şey? Cihangir'deyiz. Bergüzar kendi işlettiği kafede arkadaşlarıyla bir arada. Ama hepsinin elinde birer cep telefonu var. Kafalar ekranlardan kalkmıyor. Ünlü şarkıcı Cenk Eren de Bergüzar Korel'in kafesinde. Barınaktan aldığı dostu Mia'yı yürüyüşe çıkarmış. Kafede de minik bir soluklanma molası vermişler. İyi, Mia'yı gezdiriyorum. Cenk Eren nefes nefese. Belli ki Mia'yı gezdirirken spor da yapıyor. Zaten bazolar da iyice şişmiş, vücut üçgenleşmiş. Fena değil değil mi? Üçgenli vücut olmuş. Bunun sayesinde, Mia sayesinde oldu. Mia'nın şöhreti Cenk Eren'i katladı son günlerde. İşte bir örnek. Şapkadan nasıl tanıdınız? Mia sayesinde tanıdım. Mia sayesinde. Ciddi mi? Tabii Mia'da artık meşhur. Artık bununla ne yapacağız ya? Cenk Eren'le sohbet kuyulaşmışken Bergüzar Korel de katılıyor aramıza. İlgi odağı tabii ki Mia. Ne yapıyorsun ya? Ay Allah'ım maşallah. Mia'ya kimi kalmayacak bak sen? Ay. Hayvanları, çocuklarımızı konuşuyoruz. Sahiplendiğimiz hayvanları konuşuyoruz. Bergüzar Korel kariyerinde bir ilke imza atmış. Ve bu yılın başında Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir albüm çıkarmıştı. Akıyorsa yaşlar gözümden, dinmiyorsa bir türlü gece gündüz. Cenk Eren ve Bergüzar Korel bir altın kelebek ödüllerinde rakip oldular. Her iki ünlü isim de en iyi proje albümü dalında yarışacak. Ama Cenk Eren'in yakın dostundan bir ricası var. Rica ederim. İnşallah ben oyunculuk dışında ilk kez hani böyle bir şey. O yüzden şaşırdım. Vallahi yani tabii ki verilen emek seneler düşündürse tabii ki umarım Cenk alır yani. Olur mu öyle şey? Umarım sen alırsın. Güzel proje. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hepimiz emek verdik. Güzel olsun. Terini soğutmadan köpeği Mia ile sporuna devam etmek isteyen Cenk Eren yanımızdan ayrılıyor. Ben kaçtım. Tamam Cenk, hadi. Hadi baba. Görüşürüz. Bay bay. Gel Mia. Binbir Gece'den 11 sene sonra ilk kez Bergüzar Korel yeniden eşi Halit Ergenç ile kamera karşısına geçecek. Gereksiz bir tartışma bu ya. Haklısın, yarım saatin kavgasını yapıyoruz burada. Oturun hadi lütfen. Tamam, büyütmeyin. Büyüten ben değilim. Heyecanlıyız. Yani öncelikle yepyeni bir işe başladığımız için heyecanlıyız. Tekrar bir aradayız. Seyirci kadar biz de heyecanlıyız. Çok uzun zaman oldu çünkü. Çekimler çoktan başlamış. Güzel bir iş olacak galiba. Çok uğraşıyoruz. Güzel bir set. Çok programlı bir set. Başladı. Nasıl bir... Biraz da konuyu öğrenelim mi? Bir aile hikayesi aslında. Ama aynı zamanda sizin de bildiğiniz gibi Türk-Yunan savaşı da işin içinde. Bergüzar Korel çok heyecanlı. Heyecanının bir nedeni de biz bu röportajı yaptıktan bir gün sonra sette yaşanacak olanlar. Daha Halit'le hiç sahne çekmedim. Hatta yarın ilk sahnemi çekeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyız ikimiz de. Aslında bu diziye başlamamak için epey bir direnmiş güzel oyuncu. Eşi Halit Ergenç bile ikna edememiş. Valla Halit'in işi belliydi zaten. Ben uzun süre direndim. çünkü bu sene çalışmayı düşünmüyordum. Uzun süre senaryo masanın üzerine durdu açıkçası aylarca. Sonra... Cezbeden Halit Bey mi oldu? Hayır, cezbeden karakter oldu. Neyse ki Halit Ergenç geri adım atmamış da zorla da olsa senaryoyu eşine okutmuş. İşte önce Halit seni senaryoyu aldı ve... Önce öyle başladı, ya bir iş okusana diye. Sonra Azize'yi okuduktan sonra gerçekten güzel bir karakter. Hep çok şanslı oldum, hep güzel kalemlerden çıkan hikayelerin içinde yer aldım.